Herkese merhaba sevgili YouTube kanalımızın takipçileri. Bu kadar falan videoyu kapatıyormuş. Passport 3.0 uzun zamandır sorulan, benim de merakla elime düşmesini bekledim. Passport 3.0'ı inceleyeceğiz bugün. Nedir ne değildir, sesi soluğu, dik diğer kumaşlar ve özelliklerinden bahsedeceğim. Kısaca makina, açma kapama tuşu, pedal giriş fişi, elektrik fişi, bu bardan açılan yan menü, dikim şablonları, ön aksesuar gözü, arkada dişli düşürme, şurada hani kumaşı aşağı düşürüyoruz kapitona kastan nakışları için, dişli düşürme sistemi, yukarıda şuradaki parça kumaş baskı sertlik ayarından oluşuyor. Sertlik, yumuşaklık, şu ayağı kaldırıp indirdiğiniz zaman kumaşa sert bassın, basmasın, ıvır zıvır. IDT sistemiyle, hani yorganlama sistemi gibi, PAF'ın da kendine üretmiş olduğu IDT sistemi var burada. Ekstra kumaş destek ayağı. Tansiyon burada. İplik geçirme yönü sağlı sollu, çift iğne için, kullanımı için ikiye bölmüşler dışarıdan. Masura sarmaya geçtiği zaman makina 5P kodunda çalışıyor. Start'a bastığınız zaman masura sarma modunda makine çalışıyor. Durdurup buraya aldığınız zaman hangi pozisyonda bıraktıysanız o şekilde açılıyor. Makineyi kapattınız, geri açtınız. Makine 0-0 buradaki şablonda düz dikişte açılıyor. Düz dikiş modunda açılıyor makine. Kendini açıyor. Penye dikişi, esnek kumaş dikişi, işte antika dikişleri var burada. Ajur yenisi kullanabileceğiniz. Piko desenleri var. Piko desenlerini uzatamıyorsunuz, aynalayamıyorsunuz. Yani buradaki 99 tane dikişi yapabiliyorsunuz. Desen uzatma, aynalama, ıvır zıvır yok. Zaten bu tam anlamıyla bir piko makinesi değil. Bu bir dikiş makinesi. Dikiş makinesi olarak almanız gerekiyor. Makinede otomatik iplik kesme var. Kendi ipliğini kendi kesiyor. Ekstradan burada da şu kafa kısmında, şurada iplik kesmenize, fazla ipliğinizi kesmenize yarayan sistem var. Makina PAF'ın başlangıç serilerinden bir tanesi. Yani bir Expiration gibi değil, bir Creative gibi değil. Yani Creative 1.5 gibi değil diyeyim size. Yani Creative 2.0, 3.0, 4.5 var ve Creative 1.5 var. Onların aynısı diyeyim yani. Creative 1.5 ile kıyasladığım zaman dikişi bence birebir aynı. Ama Creative'i 1.5'u Creative 3.0 ile karşılaştırdığım zaman aralarda dağlar kadar fark var ya, bunları da misal Passport'un 3.0'ını misal Expiration 1.0 ile karşılaştırdığımız zaman kalite bazında 1.0 bile bu modele göre daha ağır basıyor. 2.0 Passport ve 260C'den özellik olarak fazla, fonksiyon olarak fazla, başka bir artısı yok. Malzeme olarak birebir aynı, yapısal olarak bakıyorum herhangi bir değişen bir kısım görmüyorum. Hepsini incelemiş biri olarak söyleyeyim size. Makinenin ipliğini önce buradan takıyoruz. Tamam mı? Yani bunları da neden söylüyorum? Sürekli bana, ben bu makineyi sattıktan sonra bile şunu mu alayım, bunu mu alayım diye sorular geliyor. Ben burada diyeceğimi söylerim, videoları çekerim. İsteyen istediği yerden istediği şeyi alır. Ben milletin danışmanı değilim, onu belirteyim. Şimdi ipliği şöyle takacağız ama biri geldi. Neyse, ipliğimizi takarak kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi öncelikle her makinede olduğu gibi birinci iplik sabitleme yeri, ikinci en arkadan. Buradan tansiyonu sağından ya da solundan geçirebilirsiniz. Burada iki tane geçirme yeri var. Böyle, tamam mı? Sonra horozumuzu dışarı çıkartıyoruz. Bu tansiyondan geçirirken ipliği buradan tutun ki oturduğunu anlayın. Horozun etrafından, yani sağdan sola doğru aşağı doğru indiriyorsunuz. En son otomatik iplik takma yaparak buradan ipliğinizi de telleyebilirsiniz. Ama zaten orayı göremeyeceğiniz için siz şu an, ben ipliği gözümün gördüğü gibi böyle takıyorum. Şöyle her şeyi normal yaptıysanız, şöyle bir kere aşağıdan ipliğinizi aldığınız zaman alt ipi yukarı çıkacaktır. Masura takarken şuna dikkat edin. Yani ilk defa makine alanlar, yani daha önce hiç makine almamış olanlar, yani makine kullanmamış olanlar bu alt masura takmayı beceremiyorlar. O yüzden de makine aşağı çekiyor, ıvır zıvır yapıyor. Buna dikkat etmeniz gereken, aklıma geldikçe videolarda söyleyeyim yani, o kadar bir faydam olsun sizlere. Birinci yaptığınız hata, masura bu yönde. Bakın bu şekilde, yani saat yönünde açılacak. Böyle değil bakın. Böyle değil.
çeviriyorum. Böyle açılacak. Tamam mı? Böyle. Masurayı içine koyuyorsunuz. Burada ok var. Okun altından çentik yönüne. Yukarıda siper. Burada kendi bıçağı var zaten. Kesiyorsunuz fazlalığını. Bunu buradan kapatıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle. Elinizle bir hareket yaptınız. İplik çok rahat şekilde hareket ediyor. Dikişe hazırsınız. Yani paldır küldür bir şeyleri denemeden dikişe başlarsanız makinede sorun yaşarsınız. Öncelikle kullanacağınız şeyi tanımanız gerekiyor. Buradan kademeli hız ayarı var makinede. Tamam mı? Bu iğne pozisyonlama. Özelliklerini anlatayım size. Bu düğme hız ayarı. Start stop. Geri dikiş. Dikiş sonu sağlamlama dikişi ve desen sonlandırma düğmesi. Yani bir piko desenini misal yapacaksınız ya. Böyle bir piko deseni. Büyük bir piko deseni. Siz stopa burada bastınız. Bu düğmeye basılı olduğu zaman makine buraya kadar deseni bitirmeden durmuyor. Onu göreceksiniz. Şimdi onu denerek göstereceğim. Burada artı ok zaten gösteriyor. Desenin enine boyunu ufaltma. Burada da deseni sıklığını seyrekliğini ayarlama ya da adımın sıklığını seyrekliğini ayarlama. Bu iğne pozisyonu. Buna basarsanız iğne pozisyonu aşağıda kalacaktır dikiş dikerken. Bastınız. Durdurdunuz. İğne aşağıda biter. Bunu yukarı kaldırırsanız bastınız. Durdunuz. İğne pozisyonu yukarıda. İğne pozisyonlama var makinede. Tansiyon dediğimiz gibi alta çeker, üste çeker. Buradan ayarlıyorsunuz. Sayıları buradaki şablonda düz dikiş neymiş? 0-2. 2'ye basarsanız diğer halfi bekleyecektir. 22 yazabilirsiniz. 28 yazabilirsiniz. 20'nin türevlerini. Ama buradaki ikinci deseni yapmak istiyorsanız 0-2 yazacaksınız. Tamam mı? Bakın başında olduğu gibi 0-2 zigzagmış. Start'a basıyorum. Otomatik bana 3 milimetrede makine zigzağı verdi. Zigzağın enini buradan 7 milimetreye kadar çıkartıyorum. Makine gayet sessiz çalışıyor. Durdurdum. Şimdi adımın açacağım. Şöyle. 4.5'a kadar açılacaktır. Bu sefer büyük büyük zigzag attı. Bitirdim. Tamam mı? Şöyle kestim. Görmüş olduğunuz gibi ufak zigzag, büyük zigzag ve adımı genişlettim. Geniş adım ayarıyla işlemi yaptı. Şimdi bir tane piko deseni çalışalım burada. Neyden çalışalım? 71. 71'e bastım. Şu düğme basılı kalsın. Tamam mı? Desenin tam ortasında geri tuşuna bastığım zaman bu düğme basılı kalıyor ya. Deseni bitirene kadar yani ortasında durmayacak makine. Deseni bitirecek öyle duracak. Mesela şu an desene yeni başladı. Bastım. Desen bitirdi. Durdu. Yani deseniniz bitene kadar tamam mı? O son deseni yarım bırakmaması için desen bitene kadar çalışmasını sağlıyor. Buna bastığınız zaman. Yani pikocularda söyleyeyim. Sen stopa bastın. Buna basmadan misal basarsan desenin yarısında kaldı. Ama buna basarsan tamam mı? Start'ı bastın. Geri düğmesine bastığın zaman desenin tamamlanmasını sağlıyor ve duruyor makine. Tamam mı? Desen sonlama var burada. Yani desen bitene kadar bu işlemi devam ettiriyor. Yani şöyle şu desen bitene kadar işleminizi devam ettiriyor. Makinenin tuş kombinasyonları bu. İplik kesmesi zaten böyle. Şimdi 0-0 yapalım. Çift sıfırda düz dikişe alalım makineyi. Makineyi durdurduk. İpliğimizi kestik. İpliği kesti. Ekstra olarak burada da iplik kesmesi var. Makinenin tuş kombinasyonunda bilmeniz gereken her şey bu. Başka hiçbir şey yok. Tamam mı? IDT sistemini her ayakta kullanamazsınız. Arkası çentikli paf ayaklarında IDT sistemini kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde de var zaten full aksesuarları. Bunun videosunu çekmemizin geç kalmasının sebebi her zaman elimize düşmüyor. Ben de pahalıyken sıfır makineyi alıp her zaman videosunu çekip ikinci el olarak satacak halim yok. Sıfır sıfırdır. Sıfırı deneyemezsiniz. Bunu 2018'in 7. ayında COSCEP desteğiyle almışlar. Şu an 2019'un 3. ayındayız. Yani yaklaşık 8 ay sonra bizde ikinci ele düştü. Biz böyle ikinci el satıyoruz. Yani bize hurdacı gözüyle bakmayın. Yeni makinaları ikinci el olarak satmaya başladım. Ben artık siz bu videoyu izlediğinizde makine hala satılık olursa bizi Instagram taşay makina, Facebook taşay makina ya da
taşaymakine.com.tr'den ulaşabilir. Facebook, Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edip beğenmeyi unutmayın. PAF Passport 3.0'da bu durum bu. Dediğim gibi bu PAF'ın başlangıç serisi bir modelidir. Tamam mı? Piyasadaki birçok modele göre iyidir. Ancak bir PAF'ın bir expiration'ı gibi ya da bir kreativi gibi ya da üst düzey modelleri gibi, tamam mı, gibi değildir. Bu başlangıç modelidir. Ona göre makine alın. Bunlarda genelde şöyle söyleyeyim. Bunu söylemeyecektim ama hadi söyleyeyim. Genelde mekik yataktan çıkma muhabbeti oluyor. Muş diye bir şey aldık. O genelde kullanıcı hatasıdır. Tam devir ev tipi tüm makinelerde bu gözlenebilir. Bunda mesela iğne pozisyonlama var ya mesela. İğne aşağıda batık bitirdi mesela. Dikişinizi yaptınız. Geldiniz buraya kadar. Tamam mı? Durdurdunuz. İğne aşağıda. Şimdi bunu siz manuel olarak 50 aldınız ya bak. Yarım çıkardınız böyle. Siz bunu buradan çekerseniz bak bu buraya sıkıştı. Asılıyorsunuz. Mekiğin oynamasını sağlıyorsunuz. Böyle tam turunu tamamlayacak. Yani iplik diğerini alacak. Yukarı çekecek. Rahat şekilde gelmeye başladı. Yani yarım turda, tamam mı? Yarım turda bastın. Durdurdun. İğne aşağıda. Sen kalktı sanıyorsun ama burada iplik tam turunu daha tamamlamadı. O yüzden asıldığın zaman meki yerinden zorlayarak oynatıyorsun. Suç sende. Makinede problem değil. Yani normal dikerken makine durduk yere malzemesini atmaz. Ayarlı bir makine. Tamam mı? Mevzu bu kadar basit. Hadi bu bilgiyi de verdim. Hadi gene iyisiniz. Hadi. Hadi herkes kendine iyi baksın. Taşar makinede kalın.